Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar, yüklenme ödülleri. Peki bu yüklenme ödülleri nedir? Neler var? Kimler alacak? Arkadaşlar, ilk başında bu yüklenme ödülleri kesinlikle yani free to play, yani hiç para harcamayan bir oyuncu alamaz. Tabii ki ben de bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir zaman alamadım, yani bunu yapamadım, artık yapmaya karar verdik bu hesaptan. Sonuç olarak hesap daha güzel bir şey bir hale gelmesi gerekiyor, daha güzel bir şekilde bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Sonuç olarak yani böyle bir şekilde artık bu hesapta, yani bilmiyorum, belki free to play'den çıkacak, çünkü ben hiç harcamadım. 5 milyara kadar KP ile hiçbir şekilde hiçbir para harcamadım, ama bundan sonrası harcayacağız arkadaşlar. Tabii ki burada yükleme ödülleri var. Yükleme ödülleri 5 gün arasında bir şekilde yapacaksınız. Yani 5 günde sürekli aralıksız bir şekilde her gün bir 10 dolarlık paket, bir de 5 dolarlık paket ya 2 dolarlık paket, yani günde bir cevher, 2500 cevher harcamanız gerekiyor. O yüzden birinci günde yükleme ödüllerde böyle bir şey var. 4 tane ekipman malzeme tercih sandığı var, mavi. Bir tane beceri sıfırlanması var. 4 tane 6. seviye bilgi kitabı var. Ve kaynak var. İkinci güne girersek 10 tane efsanevi komutan heykeli var. 10 tane efsanevi komutan heykeli peki bir işe yarar mı? Tabii ki kesinlikle bir işe yarar. Yani biz ne kadar hızlı komutan yükseltirsek, artık bu arada komutanlar o kadar hızlı bir şekilde geliyor ki size anlatamıyorum. O yüzden ne kadar bir komutanı hızlı bir şekilde yaparsak tabii ki olacak. Şu an benim niye bu yükleme ödülleri ya bu altın kafaları falan daha ihtiyacım var? Düne kadar yoktu. Düne kadar yani böyle bir şey var arkadaşım. Free to play oynuyorum. Free to play oynamaktan bir birimi bile zar zor yapıyorsunuz, ama artık free to play'den çıktıktan sonra yani bazı şeyleri gerçekten yapabiliyorsunuz. Yani bir kıta suvari, bir kıta okçu, ya iki kıta suvari, iki kıta okçu, bir iki kıta piyade mesela çıkabilirsiniz, ya yani 7 kıta çıkacaksınız. Tabii ki ben o kadar değil, 7 kıta hiçbir zaman çıkamam, 6 kıtaya kadar yani kendimi zorlaştırırım ve ona göre ben ekipman yapacağım. Tabii ki benim sonraki yani 5 tane set efsanevi piyadem var. Şu an 6. set olarak ben bir suare yapmaya çalışıyorum. Yani yeni suare gelen suare komutanlarıyla artık bir tane daha yapmak için yani yapacağım. Şu an bunların içinde yeterli miktarda altın kafa olmam gerekiyor. Yani altın kafa sahibi olmam gerekiyor. Şu an 1000 tane altın kafaya yakın bir kafam var. 978 tane var. Bunları daha yükseltmem lazım. Yani daha fazla olması gerekiyor. Çünkü ben suareden sonra direkt piyade gelecek ve piyadeden bir tanesini yani açık alanda ki komutanı kesinlikle, çünkü birisi ya garnizon olacak ya rally lideri olacak, birisi de açık alan olacak. Ben rally lider ya garnizon olmadığım süreçte açık alandaki kesinlikle kesinlikle yapacağım. Belki de gorgu gibi çok güzel olacak, ikisi de yapmak zorundayım. O yüzden bir ton altın kafaya ihtiyacım var. Tabii ki burada da artık valiler falan benim KYK'da ne kadar performansımı görürseler, kral ve R4'ler benim için de o kadar iyi olacak ve orada da bir altın kafaları tabii ki kesinlikle kesinlikle elde edeceğiz. Çünkü biz kendimize güveniyoruz bu konuda. Yani yaparız bu sporu sonuç olarak. Hadi gidelim. Ben ikinci günüm burada 10 tane altın kafa alıyorum. Üçüncü günde tabii ki çok kötü bir puan vermişler. Yani gerçekten bu kadar gereksiz bir şey gerek yok. Yani yıldız çoklu, yıldız efsanevi, 8 tane de mor yıldız, 10 tane 20 kalık kitap, 50 kalık kitap, 10 tane de 3 seviye kaynak. 4. günde 10 tane efsanevi heykeli tekrardan gelecek. 40 tane destansı komutan heykeli gelecek. Altın anahtardan da 3 tane gelecek. Tabii ki bunlar çok çok önemli ve 5. günde tabii ki 10 tane efsanevi heykel tekrardan gelecek. Yani total olarak 10 10 20 20 ve 10 30. 30 tane altın kafa bedava değil yani. 30 tane altın kafayı elde etmek için gerçekten çok fazla uğraşmanız gerekiyor. O yüzden böyle bir şey her zaman önemlidir. Peki ben şimdi buradan ne yapacağım? Bunun için ben az harcayan bir oyuncuyum. Artık az harcayan bir oyuncu kesinlikle kesinlikle böyle bir şey yapacak. Yani ben bir tane bunlardan alacağım artık. Yani bir böyle olacak. Yani bir tane cevher tedariği alacağım. Evet. 60 gün oldu. İkinci günümü de bitireceğim ben. Ve sonraki artık burada tedarik deposundan ben materyal alabiliyorum. Materyali alabilmek için güzel bir paket. Ama bundan daha güzel bir paket eğer ki bulursak tabii ki buradan orman cezleri olacak. Niye? Çünkü burada 25 tane hasır şapka veriyor. 25 tane hasır şapka ile ne alacağım arkadaşım buradan? Ben buraya gelirim ve buradan
Direkt arkadaşım bu materyali alacağım. Bu materyal benim için her türlü daha iyidir. Yani 7 günde ne kadar çıkacak? Burada 10 tane, yani 2 tane 3 tane mavi çıkacak ve mor çıkacak ve bu mor her türlü daha mantıklı gibi geliyor bana. O yüzden ben bunu yapacağım. Yani böyle hesaplasak da tabii ki burada tedarik deposundan bunda günde kaç tane veriyor? Günde 20 tane, yani 4 tane mavi, 4 tane mavi, bir tane yeşil. 7 gün olacak. Bakın böyle ben hesaplayacağım artık. 7 gün olacak. Yani 4 tane olacak. 4 tane mavi, bir tane mor olacak. Yani her gün bir tane mor çıkacak. Burada 6 gündür. 6 gün 7 günlük 7 gündür. 7 günlük her gün bir tane mavi. Yani 7 tane. Peki burada bu paketten ben ne alacağım? Buradan arkadaşım kaç tane alıyorum? 25 tane alıyorum. 25 tane 2 tane alacağım. Hangi paket daha mantıklı gibi geliyor? Burada 10 saat hızlandırma var. Bu 10 saat hızlandırma bir şey yarar mı? Yok. Yani diğer şeylere de bakarsak yok. Orada 7 tane mor alacağım. Burada 2 tane mor alabiliyorum. Hangisi daha mantıklı? Tabii ki burada bu daha mantıklı gibi. Tabii ki burada 7 gün teçhizat tedariği de alabiliyorum ama ben bunu alamam. Şimdi tekrardan gideceğiz. Bakalım burada yükleme ödülleri ne kadar daha var? 300 tane cevher daha harcamam lazım. Tabii ki bu 300 cevher harcamayı da buradan da, yani böyle bir 2 dolarlık paket alabiliyorum. Çünkü burada da benim akım makbuzlarımdan burada 2 dolarlık bir paketim vardı galiba. Evet, 3 dolarlık bir paketim vardı. Yani 2 tane alabiliyordum ama ben bunu alamam. Şu an bunlar, bu 3 dolarlık paketlerim duruyor. Dursun. Ben yükleme ödülü en güzel bir şekilde, en faydalı bir şekilde yapacağım. O yüzden tedarik depozitoyu 7 günlük bir mücevher malzeme tedariği alacağım ve burada 13 gün, yani 13 gün daha burada duracak ve her gün bir tane mor bir ekipman malzemesi alırım. Hep ben böyle hesaplıyorum. 7 gün. 7 günde ben 5 dolarda ne yapabilirdim? Orada 2 tane mor çıkartabilirdim. Burada uzun vadeli olarak ben sonuç olarak az para harcayacağım artık. Sonuç olarak böyle 7 günde daha mantıklı olacak. 7 tane mor çıkacak. Ben ikinci günümün etkinliğimde burada 10 tane altın kafamı da aldım. 20 tane mor, tabii ki bunlardan bir şey değil, ve 5 tane de 1 saatlik hızlandırma aldım. Yani biz bu yükleme ödülleri hem altın kafaları elde etmek için hem daha güzel bir performans için, yani burada 60 gün şu an oldu. Burada da 13 gün, ya yani 14 gün, yani her gün bir tane mavi bir tane mor çıkacak. Yani toplu olarak bir tane mor çıkacak ve bir tane mor gerçekten güzel olacak. 7 günde 2,5 bir yani neredeyse 2 tane efsanevi bir materyal olacak. 7 günde çok sağlam bir şey yani. O yüzden size tavsiyem, yükleme ödülleri yapmak istiyorsunuz, tabii ki bu olacak. Tabii ben 5 dolar harcamıyorum abi, 3 dolarımı veririm bitsin gitsin. Burada bunu bile alabiliyorsunuz arkadaşım ama benim mantığım her zaman bu yana da. Burada bir tane kafa alırken, Mulan'dan ya herhangi bir komutanı bir tane kafa alırken ya gümüş anahtar alırken kesinlikle işimi garantiye alacağım ve en güzel şekilde yükleme ödülümü yaparım. Yani yükleme ödülümü ben boş boşuna, ya bu para yani boş boşuna sonuç olarak bulamadık. Bunu bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamız gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar artık bunu da kimler yapacak? Bir free-to-play, yani para harcamayan bir oyuncu kesinlikle kesinlikle yapamaz. Az para harcayan bir oyuncu böyle yapacak. Tabii ki para harcayan bir oyuncu da artık istediğini harcar, istediğini de yapar. Kimse mesela 5 dolar bana takmaz abi dersin, geçersin. Ama low spender, yani az para harcayan bir oyuncuyla kesinlikle ve kesinlikle bu yükleme ödülleri böyle geçirmesi çok mantıklı olacak. Peki bu yükleme ödülü alması mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Niye? 30 tane altın kafa alıyorsunuz. 30 tane altın kafa için bir canımız çıkıyor yani. O 30 tane altın kafa boş yere ya, bedava bir yerden gelmiyor yani. Sağlam bir şey. Bir komutanın bir becerisi ya, birinci becerinin iki seviyesi yükseltir ya, üç seviyesi yükseltir. Bu gerçekten önemli bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu videoda buradan yani size faydası olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa tabii ki beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın ve bildirim açmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.